Hoş geldiniz Eskişehir'e. Hoş bulduk. Önce sizi tanıyabilir miyiz? Adım Emre Koray Çakmak. İstanbul Pendik'ten geliyorum. Daha yeni kayıt yaptırdım. Biliyorsunuz tren garından 2 saat sonra biletim var, gideceğim. Peki nerede kalacaksın? Yurtta kalmayı düşünüyorum. Yurt başvurusu daha yeni açıldı bugün. Yaptım. Özel yurt mu? Devlet yurdu. Devlet yurdu. Çıkarsa çok iyi olur. Çıkmazsa özel yurt. O da çıkmazsa artık ev tutmaya çalışacağız. Fiyatlar nasıl buldunuz peki? Fiyatları yani ülke şartlarına göre normalin üstünde bence. Peki Eskişehir'i nasıl buldunuz? Eskişehir'i güzel buldum. Her yere tramvayla gidiliyor. Çok güzel. İstanbul'da böyle bir şey var. Metro, Marmaray var ama Eskişehir'deki kadar böyle bağlantı güzel değil. Güzel buldum burayı. Peki geçinebilecek misiniz Eskişehir'de? Bakacağız. İsmim Melisa Çiçek. İstanbul'dan geliyorum Eskişehir'de okumaya. Bu sene ilk senem olacak. Nerede kalacaksın peki? KYK yurdumu düşünüyorum. Ama çıkmazsa yine özel bakmak zorunda kalacağız. Fiyatları araştırdın mı? Fiyatları araştırdım. Geçen seneye göre bir anda artış olmuş gibi. Karşılayabilecek misiniz onları? İşte o yüzden daha ucuzuna bakıyoruz. KYK çıkarsa çok şükredeceğiz. Herkesin zaten istediği KYK'dır. Peki geçinebilecek misin? Eskişehir'de geçinebilirim diye düşünüyorum inşallah. Bakacağız. Eskişehir gayet güzel. Zaten hani böyle ilk defa geldim okumaya ama arada böyle bir ziyarete geliyordum. Ve gerçekten de sevdim bu şehri. O yüzden de buraya biraz hem yerleşmeye hem okumaya geldim. Nerede konaklayacaksınız? Yani şu an olursa yurt ama çok yurt taraftar ya da apart taraftarı değilim. Ev olursa hani kendi evim gibi hissederim. Daha iyi olur. Fiyatları araştırdınız mı peki? Fiyatları araştırdım. Nasıl buldunuz? Günümüz Türkiye'sine göre bazı yerler iyiken her yerin de illa bir şey var. Fiyat farkı var. Yanıma en fazla 2-3 kişi alırım. Şeye döndürürüm. Bir şekilde geçinirim diyorsun. Aynen öyle. Okurken çalışmaya evet. Zaten radyo televizyon okuduğum için fotoğrafçılık yapıyorum normalde de. Fotoğrafçılık üzerine devam etmeyi düşünüyorum. Yaşın kaç? 22. Merhabalar, ben Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Kurumsal İletişiminden Cem Barış. Ne zaman açtın standı? Dün sabahtan itibaren buradayız yani. Amacı ne? Amacı şöyle, Eskişehir'e gelen öğrencilerimizi servislerimizle Osman Gazi Üniversitesi'ndeki herhangi bölümlerine veya fakültelerine daha rahat bir şekilde ulaşımını sağlayabilmek. Aynı zamanda işte bölümler hakkında bilgi almak isteyen arkadaşlarımıza daha çok bilgi verebilmek. Yurt hakkında da bilgiler var mı peki standımızda? Yani konaklama. Yani yurtların var. Tam içeriği olarak herhangi bir şey yok. Ama biz ne yapıyoruz? Daha çok bildiğimiz olan her şey, yani bildiğimiz her bilgiyi arkadaşlarımıza daha çok faydalı bir şekilde vermeye çalışıyoruz. Peki öğrenciler en çok neyi soruyorlar geldiklerinde? En çok neyi soruyorlar? İşte kampüsün içeriğini soruyorlar. Hani işte yeşillik alanı var mı? İşte oturabileceğimiz sosyal alanları var mı? Daha çok bir de aynı zamanda işte yakınlarda işte apart, yurt, KYK'ların genellikle işte okul olan mesafesi, uzaklığı, o tarz şeyleri soruyorlar. Fiyatlar konusunda herhangi bir şey sormuyorlar. Yani daha çok hani gidelim öğrenelim çünkü buradan aldığım bilgiyle, çünkü ben de aynısını söylerim. Derim ki ben sana bir fiyat veririm, yani bir şey söylerim. Sana yanlış bir bilgi vermek istemem ama gidip kendin gördüğün zaman daha doğru bilgiyi, daha net bilgiyi alabileceğini söylüyorum. O da genellikle teşekkür ediyor zaten. Öncelikle hoş geldiniz Eskişehir'e. Öğrenci misiniz? Evet, öğrenciyim. Yeni mi kazandınız? Yeni kazandım. Bugün kayıt olmaya geldim üniversiteye. Hangi bölüm? Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri. Peki yurt fiyatlarını araştırdınız mı? Yurt fiyatları biraz pahalı. Apartlar olsun, yurt fiyatları olsun. Eskişehir'e göre, öğrenci şehrine göre biraz pahalı geldi bize. Ne kadar söylediler bize? Apartla görüştüm. 7.000-9.000 arası. Yurtlarda, aynen. Evet, yurtlarda 5.000-7.000 arası değişiyor. KYK yurtları da zaten daha bugün başvurular açıldı. O şekilde. Peki sen nerede konaklamayı düşünüyorsun? Ya ben ilk 2 ay, 3 ay KYK'da kafa dengi biri bulup eve çıkmayı düşünüyorum. O da bulabilirsem tabii ki. Fiyatlarının haberin var mı peki? Onlar da... Fiyatları biraz daha uçuk. Semte göre değişiyor ama malum ekonomiden dolayı da biraz fazla, yani fazla geldi bize. Bakalım hayırlısı olsun. Peki geçinebilecek misin Eskişehir'de? Geçinebilecek miyim? Yani hayat şartlarından kısarak geçinmeye çalışacağız. Çalışacak mısın? Yani hem çalışıp hem okumak bölüme de bağlı, bölümün zorluğuna da bağlı. Bir git gel yapacağız yani, kafamızda bir muhakemesini yapacağız. Ona göre bir karar vereceğiz. Hangi bölümde okuyacaksın? Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri. Hangi üniversite? Eskişehir Teknik Üniversitesi.